Aşağıda göreceksiniz zaten. Ondan sonra bu işi yapalım, 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 yapalım. Başını yakın yiyorum. Nasıl yapacağız, edeceğiz, ayarla bunu diyorum. İşte bizim onu da böyle yapacağım, edeceğim der. Ondan sonra ararız, açmaz falan. Sonra dedim yeter artık ben Facebook'tan falan mesaj atacağım. Yeter sonra. Tamam dedi, ben ayarlıyorum. Ondan sonra İstanbul'a gittik işte biz. Ondan sonra yollarımız tekrar birleşti. Ben iş sebebiyle bu kar fırtınası olduğu çok karlı bir günde Bükreş'e gitmem gerekiyordu Romanya'ya. Eray da benimle geldi ama böyle havaalanında kalkan tek uçak bizimkiydi. Hatta biz neden bu kadar hani bu bütün uçaklar iptalken bizimki niye kalkıyor falan diye geyiğini yaparken bir şekilde kalktı. Ben hiçbir şeyden haberim yok tabii. Eray geldi falan sonra... Ondan sonra koştura koştura gittik. Gerçekten o gün havalimanına kalkan 2-3 uçaktan biriydi. Allah nasip etti diyelim. Ondan sonra Romanya'ya gittik. Enteresan bir evlilik teklifi oldu, beklemedim gerçekten. Yani İlk başta yani... Ben kesin anlarım, kesin çakarım diyorum. Hiçbir şey yani anlamadım. Evlenme teklif edeceklere kadar tavsiye etmiyorum. Şehir pert ama yani sürpriz olması için. Gelin Hanım'la başlayalım. Gelin Hanım, adınız, soyadınız? İzan Koç. Babanızın adı? Fatih. Annenizin adı? Hanife. Damat Bey, adınız, soyadınız? Eray Türkgülmez. Babanızın adı? Ünal. Annenizin adı? Güler. Birbirinize evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktur. Şimdi bir kere de sayın şahitlerimiz ve bizlerin huzurunda sözle söylemenizi rica edeceğim. Gizem Hanım, hiçbir baskı,
ve etki altında kalmadan kendi hür iradenle Eray Bey'i eş olarak kabul ettin mi? Evet. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi hür iradenle Gizem Hanım'ı eş olarak kabul ettin mi? Evet. Just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Thank you.